Şimdi siz Aileler, ısrarla hocam evet. diyorsunuz ki okullar açılmasın diyordunuz. Hep. Açıldı. Yani Evet. okulların açılması bence doğru değil diyordunuz. Benim programda söylediniz. Bundan Evet. 4 hafta önce Tabii hatırlıyorum ben. tabii. Şimdi Tabii. açıldı. Yani peki ne olacak böyle? Yani şeyde de bir problemler var. Online eğitimde birazdan konuşacağız onları. Orada da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yapılamıyor. Evet. Ama yüz yüze eğitimde kolay değil. Şu halükarda ne düşünüyorsunuz? Yani kapatılmalı mı yoksa böyle biraz hani seyrek olarak devam mı etmeli yüz yüze eğitim? Şimdi benim baştan beri söylediğim şey şu: bir, okulların açılması eylem planı yapılmalı. Bu, böyle bir plan olmadan bu kişisel benim görüşüme ya da bir başkasının görüşüne kalmamalı. Çünkü objektif bir kriter koymazsanız, demezseniz ki okulların açılması için benim güvenlik düzeyim budur. Günde mesela işte, çünkü şu anda bakanlığın açıkladığı sayıların da tam vaka sayısı olmadığını kendileri de söylüyor zaten. Ancak tam ne anlama geliyor bilmiyoruz. Yani benim tahminim, işte sadece belirtileri olan kişiler açıklanıyor. Mesela belirtisiz pozitif olanlar vaka sayısından, hasta sayısına döndüğünden beri açıklanmıyor gibi anladım ben o işi. Şimdi buna göre, ama toplam bütün bulduğunuz vakalar dahil, diyebilirsiniz ki benim için güvenlik düzeyi günlük vaka sayısının 500'ün altında olmasıdır. O zaman karma eğitim yaparım. 100'ün altına indiğinde de tamamen yüz yüze eğitime geçelim. Şimdi böyle bir hedef koymadığınız sürece hep böyle o anlık kararlarla. Şimdi ne oldu Ha mesela? yani siz 31 diyorsunuz ki Ağustos. kriter Evet. konması lazım. Tabii. Şimdi 31 Ağustos'ta virüsün yaygınlık derecesi 21 Eylül'den çok daha düşüktü. O zaman mesela sakıncalı gördük, açmadık. Ama 21 Eylül'e geldik. Durum daha, mesela virüs daha yaygın. Daha çok insan virüs taşıyor 31 Ağustos'a göre. Daha çok muhtemelen çocukta virüs var. Ve bu durumda birinci sınıfları açmaya karar verdik. Şimdi eğer bir kriter koymazsak hep bu şekilde birbiriyle çelişen kararlar vermeye devam ederiz. Onun için mutlu farklı bir değer kullanarak. Mesela Amerika diyor ki, ben işte okullarda her hafta tarama testi yapacağım New York için. Ve bunların %1'inden düşükse pozitiflik oranı, okulu açacağım diyor. Ama %3'ü geçerse de o taramalar sırasında yeniden kapatacağım diyor. Şimdi daha bir mesela, Almanya dedi ki, eğer tarama testleri yapacağım ve tespit ettim bir semptomlu vaka dahi. Onlar bir semptomlu vaka dediler. Evet. Bulursam dediler, şey işte okulu kapatacağım. Biz diyoruz ki işte vaka bulursam, ama bizim tarif ettiğimiz test yapma kriteri en az 2 tane belirtisi olan kişi demek. Biz onun farkına varana kadar okulda en azından 30-40 kişi de virüs olacak ki biz bir tane vakanın ortaya çıktığını görelim. Anladım. Ve kontrol altına almak da o zaman zor olacak. O yüzden mutlaka kriterler konup ona göre karar verin. Peki. Mehmet Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam biraz zayıf Rica olmuş. ederim. Sağlık durumunda sorun yok değil mi? Yok, yok. Mehmet Hoca hep zayıf zaten. Yok, ama biraz Ha, yok, süzülmüş hocam. değil. İyisiniz değil mi hocam? Yorgunluktandır İsmail Bey. Sağ olun. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hocam Hoşça kalın. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de sağ olun. Sağ Hoşça olun kalın. hocam.